Herkese iyi akşamlar. Bugün yine dünya toplu kitap okuma kategorisinde girişimimiz kapsamında 3. halk kürsümüzü TUPAT'ta beraber bir etkinlik, bir şölen havasında beraber geçireceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Siverek İl Yapma Kalkındırma Derneği olarak yaklaşık 4 ay önce Guinness Dünya Rekorlar kitabına bir başvuruda bulunduk. Bu kapsamda toplu kitap okuma kategorisinde Siverek olarak bir dünya rekoruna talip olduk. Girişimimiz kapsamında bir proje meclisi oluşturuldu. Bu proje meclisinde Siverekli akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sendikalar, aydınlarımız yer almakta. Oluşan proje meclisiyle bir dizi etkinlik düzenliyoruz. Biz Guinness Dünya Rekorlar kitabına 30 bin kişiyle 25 Eylül 2012'de Ahmet Arif'in Anadolu'nun Ben şiirini okuyarak rekorlar kitabına girmeyi hedefliyoruz. Rekorlar kitabına girmek neden önemli? Çoğunuz takdir edersiniz ki Siverek genellikle olumsuz şeylerle anılıyor. Dışarıda Siverek maalesef kan davasıyla, Siverek maalesef aşiretlerle, silahla, kaçakçılıkla ve bir dizi olumsuz şeylerle anılıyor. Biz milattan önce 10.000'li yıllara dayanan kadim bir şehrin çocukları olarak bu olumsuz algıyı yıkmak istiyoruz. Siverekliler sadece kandan ibaret değil, aşiretten ibaret değil, kaçakçılıktan ibaret değil. Dünya rekoru kırarak halk kürsüleriyle beraber girişimimizde Siverek sorunlarını da gündemleştirelim istiyoruz. Üçüncü proje meclisi toplantımızda aldığımız bir kararla Siverek'teki eğitim sorununu, Siverek'te yapılmayan ÖSYM sınavlarını bu rekor girişimiyle gündemleştirme kararı aldık. Halk kürsülerimizde Siverek sorunlarını, çözüm önerilerini dile getirelim, yetkililere duyuralım ve çözümün bir parçası olalım istiyoruz. Ben sözü uzatmadan sadece halk kürsülerinin sorunların dile getirildiği bir kürsü olmadığını göstermek amacıyla ve bir anlamda artık geleneksel hale gelmiş bir şiir okumayla konuşmamı sona erdireceğim. Telgrafın tellerini kurşunlamalı. Telgrafın tellerini kurşunlamalı. Öyle değildi bu türkü, bilirim. Bir de içime her istasyonda duran, sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Damdan dağlar kurmalıyım. Kayaları kelimeler olan. 42. saymalıyım. 40 gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma.
Saçlarının atışını anar anmaz omuzlarından, baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerinde birden alıverirler kara haberini. Okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarını. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverin de içlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da Melanlı denizi parkların ıssız yerlerinde örneğin İnt Okyanusu gibi derin isyanın kapkarıtlarına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde 9 kişilik kadınlar komşu koridorunda başını kalorifer borularına gömmüş, beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği, Anadolu bozkurlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir ağustos susuzluğuyla içen cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz bir baş kaymasıyla görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptığı çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen yazlar bilirim memleketime özgü. Yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları, birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan üstüne cehennem güneşlerinde göğermiş mor sinekler konup kalkan, diğeri kan ter içinde yayla yollarında mavzenin demirine alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan, içinden mahpushane çeşmeleri akan, ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp atansız silahına davranan nice delikanlıların figüranlık yaptığı yazlar bilirim memleketime özgü. Güzler bilirim ülkeme dair. Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda melhul ve tenha kalbim gibi. Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri, titreyen kenar mahalle çocukları, bir sıcak somun için, yalın bir don için dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim ülkeme ait. Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak. Göğüsleri Çukurova gibi mümbit. Dağ gibi otururlar evlerinde. Limanlar gemileri nasıl beklerse öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın mı çınar gibidir onlar. Sardın mı umut gibi. İsyan şiirleri bilirim sonra. Kelimeleri tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler harp düzeni almıştır mısralarında. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştı. Kimi bir soygun sofrasında, ışıklı sofralarda hırsızın hırtlağına tıkanmıştır. Siverekli yürekler bilirim daha. Hızlı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet? Eller bilirim, haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışı sorulacak hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda türküleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim, sonra sen gelmelisin dilimin ucuna, adın gelmeli. Adın kurtuluştur.
ama söylememeliyim. Can kuşuğum, umudum, canım sevgilim. Organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizleri destekleyen sivil toplum kuruluşlarına, Sayın Bakanlığa, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Valiliğe, eğitimcilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Mikrofonu sizlere uzatmak üzere oturumu yönetecek arkadaşıma teslim ediyorum. Çok teşekkürler. Beşikler vermişim ruha. Salıncaklar, hamaklar. Hava ananın dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben. Siverekliyim ben. Tanıyor musun? Utanırım. Utanırım fukaralıktan. Ele güne karşı çıplak üşür fidelerim. Harmanım kesat. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin. Atom güllerinin katmer açtığı şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak. Biliyor musun? İyi akşamlar Siverek. 25 Eylül 2012. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı toplu kitap okuma kategorisine rekoru kırmak için girişimde bulunduk. Ve bu girişim kapsamında halk kürsüleri kurmaya karar verdik. Halk kürsülerinin amacı. Şimdiye kadar Siverek'in sorunlarını hep yetkili ağızlardan duyduk. İstedik ki halk kendi sorunlarını kendisi dile getirsin, kendi sorunlarına kendince çözümler üretsin istedik ve halk kürsüleri kurduk. Halk kürsülerinin amacı siz değerli Siverekli hemşehrilerimizin medeni cesaretini gösterip bu kürsüye gelip bir şeyler söylemeniz. İllaki sorunlardan bahsedip çözümler öğretmek gerekmiyor. Buraya çıkıp ideallerinizi, hayallerinizi ve bu rekor girişimi kapsamındaki çalışmaları değerlendirebilirsiniz. Hemen halk kürsüsünün açılışını yapıyorum ve bu halk kürsüsüne bir konuşmacı arıyorum. Bu halk kürsüsüne konuşmacı arıyorum. Öncelikle adım Burus Cuma Bayram ve şunu bildirmek istiyorum. Biz çocukların oyun oynayabileceği bir alan istiyoruz. Çünkü biz fazla yer bulamıyoruz. Bunu da yetkililere bildirmek istiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Yüreğine sağlık genç arkadaşım. Siverek'in gelecek yüzü. 25 Eylül 2012. Senin sesin Siverek. 25 Eylül 2012. Senin sesin Siverek. Bu sese kulak ver Siverek. Uyan ben artık uyansın. Halk kürsüsüne, özgürlük kürsüsüne konuşmacı arıyoruz. Bu kürsüye konuşmacı arıyoruz. İyi akşamlar hepinize. Sıdık ben. Siverek'te doğdum, Siverek'te büyüdüm. Tüm beslenmemi, tüm gelişmişliğimi Siverek'e borçluyum. Şöyle ki kendimle ilgili küçük bir şeyle başlayacağım. Ben ilk kitap okumaya Karabalık adlı hikayeyle başladım. Bir akarsudan okyanusa varmaya çalışan biriydi, bir balıktı bu. Ve yol boyunca farklı farklı hayvanlarla karşılaşıyordu. Ve bu 1980 darbesi döneminde öğrencilere okutulması yasaklanan bir kitaptı. Bundan sonraki kitabım da Küçük Prens'di. Küçük Prens de kendisini arayan küçük bir filozoftan bahsediyordu. Bu kitapları okuduktan sonra arkadaşlarımın zengin olma, daha iyi yerlere gelme, daha çok okuma, kariyer yapma gibi küçüklükten başlayan fikirleri yerine dünyadaki tüm kitapları okuyacağım diye bir hedef koydum kendime. Bunu anlamam çok geç olmadı. 16 yaşındayken büyük bir kitaplığım oldu, hediyelerle dolu. Bu kitapları görünce benim bunları bitirmem bile uzun yıllar alır. Nasıl dünyadaki tüm kitapları okuyacağım diye bir derde girdim. Ama bu hayalimden vazgeçmiş de değilim. Hala da uğraş vermekteyim. Siverek'te kitap arıyorduk lise yıllarımızda ve doğal olarak yan yana orijinal kitaplar yerine korsan kitaplar arıyorduk. Ve bu korsan kitapların 50 sayfasını eksik okumak zorunda kalıyorduk. Doğal olarak da kitabı tam anlamıyorduk. Böyle bir gelişmişlikte biraz da muhalif bir tavırla Siverek sokaklarında biz bir derdimiz var,
birlikte bu derdi çözebiliriz, davasını sürebilir miyiz derdiyle yürüyordum. Yani bir dava sürmüyorduk doğal süreçte. Sadece bu dertle bir şey yapabilir miyiz? Tabii yapamıyorduk. Çünkü bir kere otoriteler üzerinde bir gençlik yaşıyoruz hepimiz. En başta ailemizde bir baba otoritesi var. Babanın bilgisi kadar biliyoruz. Babanın yaşadığı kadar yaşıyoruz. O kalıbı kırıp özgürleşme sürecimiz çok çok zor oluyor. Ondan çıkıyoruz. Feodal bir yapımız var. Sürekli dile getirdiğimiz bir aşiret yemenliği var. Ve bunun altında silahların, kanların durmadığı bir sistem var. Onu da geçiyoruz. Burada ağır bir antidemokratik rejim var. Bu tüm Güneydoğu Anadolu için geçerli. Bunlardan da geçip entelektüel gelişim sağlayamıyoruz. Peki burada tüm topu dışarıya mı atıyoruz? Hayır, bizde de var. Biz de okumuyorduk. Kütüphaneye gitmiyorduk. Çünkü kütüphaneler, kütüphane diye biz nitelendiriyoruz kütüphaneleri. Çok soğuk geliyordu. Kitaplar çok eskiydi ve iyi ilgilenilmiyordu. Sivil derle ilgili ne söyleyebilirim? Sivil derle 4 yıl önce tanıştım. Ondan önce de çok duydum. 4 yıl önce tanıştığımda yine Sivere'yi il yapma üzerinden bir şeyler yürüyordu. Sonra yeni bir vizyon edindi. Bu vizyon artık bir sivil toplum örgütü gibi toplumun birçok alanına el atabilecek. Daha önceden atmıyordu diye bir şey demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Daha böyle şemsiye bir sivil toplum örgütü yapısında hareket eden bir derneğe dönüştü. Bu da çok mutlu edici bir şey. Burada bir kampanya yürütüyoruz. Bu kampanya gayet doğal büyük şehirlerde bir ayda yapılabilecek bir şey. Daha büyük metropol şehirlerinde daha kısa sürelerde yapılabilecek bir şey. Ama biz 150 bin nüfuslu bir kentten ve bu kentin içinde yaşayan işte çok az okuyan, çok feodal, çok antidemokratik yönetimlere sahip bir kentten bahsediyoruz. Böyle bir kentte böyle bir şey yapmak büyük cesaret ister. Ki böyle, bu büyük cesaretin zaten süreci de çok ortada. 30 bin insanla bir arada kitap okuma eylemi 5. ayına geliyor. Yanlış söylüyorsam düzeltin. Yani 5 aylık bir süreçte buradayız. Ve korkmadık ve yılmadık. Benim çok fazla katkım olmasa da kendimi çok işlerinde hissediyorum herkesin, tüm ekibin. Nasıl bir yerdeyiz? Mükemmel bir yerdeyiz, harika bir yerdeyiz. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı bir kentten geliyorum. Şehrin 3'te 2'si üniversite öğrencileriydi. Ve her kütüphane haftasında birlikte kitap okuma eylemi yapardık biz. Bir saat oturup kitap okurduk. Toplam benim okuduğum üniversite kampüs sayısı 60 bin öğrenciydi. 60 bin öğrenciyi biz neredeyse tek tek bezerdik. 60 kişiden daha az bir sayıyla okurduk o kitabı. Bugün 30 bin gibi bir rakamdan bahsediyoruz ve okuma düzeninin bu kadar aşağılarda olduğu bir yerden bahsediyoruz. Ben bunun bugüne dair olmasa bile geleceğe dair büyük çıktıları olacağını düşünüyorum. Bu büyük çıktıların içinde işte küçük bir çember olmamız, şu an bir benimle dışarıdan tanıdığım farklı farklı sivil toplum örgütlerinde proje üretip ama burayı duymamazlıktan gelen herkes için ileride bir çıktı olacağından. Yaptılar, 30 bin insan toplandılar ve 30 bin insan okumak için bile toplanabiliyor. Bile burada aşağılayıcı değil, yüceltici bir kelimedir. Böyle bu büyük bir çalışma, büyük bir başarı ve umarım da gerçekleşecek. Şöyle de bir derdim var. Siverek'te çok fazla bir şey yok. Hala yani bugün bu kahvede konuşurken kahvenin neredeyse 3'te 2'sinin burada olmasını beklerdik. Ama hala buna büyük bir destek, büyük bir birliktelik sağlanamamış. Diğer taraftan biz kitap fuarı kurmayı düşünüyoruz. Kitap fuarı için kitap evlerine mesajlar, mailler yolluyoruz. Telefonla görüşmeye çalışıyoruz. İstanbul'daki bir kitap evi, işte çok da büyük bir kitap evi olmayan bir kitap evi bizi arayıp biz de orada olmak istiyoruz. Neden? Yani reklam yapsam da çok işine yaramayacak. İstanbul'da özgü bir yayın evisin. Çünkü orada olmadığı, çünkü okumaya dair bir şey. Çünkü biz de okusunlar istiyoruz, çünkü biz de okuyoruz gibi bir dertten geliyor. Bu derdi de edinebilmek bu kampanyayla çok mümkün değil. Bu kampanya bir kapı, o kapı açılacak, elbet açılacak. O kapıdan sonra önemli olan devamını getirebilmek, o sağdığımız iplerin ucunu tutabilmek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Binlerce yıl dağılmışım, korkunç atlarıyla parçalamışlar. Nazlı seher sabah uykularım, hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar. Haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne Şah,
ne sultan. Göçüp gitmişler gölgesiz. Selam etmişim dostuma, selam etmişim hemşerime, selam etmişim Siveri'ye. Ve de atmışım, görüyor musun? 2005-2012 senin sesin Siver ekledik. 2005-2012 senin ruhun Siver ekledik. Çünkü 2005-2012'de 25 Eylül 2012'de tüm dünya seni konuşacak Siverek. Tüm dünya senden bahsedecek Siverek. Uyan artık, bu sese kulak ver Siverek. Bu kürsüye konuşmacı arıyoruz. Bu kürsüye konuşmacı arıyoruz. Kültürün başkenti, buyurun. Merhaba Siverek, ben Gencer Hocam. Ben Siverek'ten işsizlik soruna değinmek istiyorum. Neden bizim akrabalarımız, arkadaşlarımız neden bu kadar işsiz? Fabrikaların açılmasını istiyoruz. İş adamlarının buraya fabrikalar açılmasını istiyoruz. Bunun buradan iş adamlarına sesleniyorum. Neden bir fabrika açılmasını istiyoruz? Niçin bizim işçilerimiz Ordu'ya gitsin, Malatya'ya gitsin? Neden onlar o kadar yol çeksin, kazalara uğrasın, ölümler yaşansın? Buradan iş adamlarına sesleniyorum. İnşallah fabrikalar açarlar ve kazaları ve ölümlere yol açmazlar. Teşekkür ederim. Eylül 2012'de bir dünya rekoru kıracağız. 30 binle değil, 70 binle kırmaya amaçlıyoruz. Çünkü Siverek bunu hak ediyor. Kültür merkezi olan Siverek. Evet, eskiden kültürün başkenti olan Siverek. Yılmaz Güneyleri bağrından çıkartan Siverek. Şivan Perverleri bağrından çıkartan Siverek. Bu bilinen isimler. Bilinmeyen isimler de var. Barış Ordular, Hüseyin Çizseverler, Abdurrahman Badiciler, bunlar da bilinmeyen yüzlerimiz. İşte Siverek bağrında bu sanatçıları besliyor ve bu halk kürsüsüne konuşmacı arıyoruz. Bu kürsüye çıkıp Siverek'in sorunlarını dile getirip çözümler üretecek konuşmacı arıyoruz. Bir dünya rekoru kırıldı. Birlik, beraberlik ve kardeşlik için 25 Eylül 2012'de 30 bin öğrencimiz, öğretmenimiz, esnafımız, memurumuz ve köylümüzle bir dünya rekoru girişiminde bulunacağız. Ahmet Arif'in Anadolu'yum ben şiirini 30 bin Siverekli hep bir ağızdan okuyarak Siverek'in adını toplu kitap okuma kategorisinde Guinness Dünya Rekorlar kitabına yazdıracağız. Bu rekorla okumanın erdemi ve kalkınmamızın yegane anahtarının eğitim olduğu vurgulanmış olacak. Rekor girişiminin bir şölen havasında gerçekleştirilebilmesi için konser, panel ve kitap fuarı gibi çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir. Haydi Siverekli, bir dünya rekoru. Teşekkür ederim. İyi akşamlar değerli Siverekliler. Tek yürek, tek ses. 25 Eylül 2012. İnşallah o gün bizim il olma adımındaki adımlarımız daha sağlamlaşır. Türkiye'nin ikinci en büyük ilçesi olduğunu biliyor muyuz? Siverek ilçemiz Türkiye'nin ikinci en büyük ilçesi. Türkiye'nin yaklaşık 10 vilayetinden büyük bir il. Halen ilçeyiz. Bu bizim en büyük ayıbımız. Bu ayıbı kimler bize veriyor? Devleti yönetenler. Bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm iktidarlar, tüm siyasi partiler. Bizim sorunlarımızdan en büyük sorunumuz, en birinci temel sorunumuz il sorunu. Neden il olamıyoruz? Kendi arasında paylaştık aşiretçilik. Aşiretçilik bitmediği müddetçe Siverek'te 30 bin insanı da bir arada bulamayız. Kan davası da bitmez, il de olamayız. Halen herkesin içinde korku var. Acaba biz yan yana gelirsek
bize bir şey takacaklar mı? Bir kulp takacaklar mı? Nereliyiz? Siverek'te nereliyiz? Söylenmiyorlar dışarıda. Nerelisin? Siverek'teyiz. Hangi aşiret? Eğer ki biz bunu yok edebilirsek biz o zaman en büyük sorunumuzu halledeceğiz. O zaman bu küçük arkadaşımız oynayacak, park alanı olacak, kadınlarımızın gireceği sosyal kültürel alanları olabilecek. Okey, alanlarımız azalacak, oyun alanlarımız azalacak, sosyal ve kültürel yönlerimiz ağır basacak. Tekrar ediyorum, Türkiye'nin ikinci en büyük ilçesiyiz, halen ilçeyiz. Türkiye'de bizden küçük 10 tane il olmuş durumunda. İşte Hakkari'sinden tut, İkilisinden tut, Cizre'sinden, Şırnak'ından, Bayburt, yazık, bunlar il olmuşlar, neden biz il olamıyoruz? Ve halen az önce gazeteci basın arkadaşımızın dediği gibi aynı yüzler. Bu kahvede en azından bu parkta 100-150 kişi var. Maalesef 15-20 kişi. Yani ben söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Lütfen Siverekliler, değerlerinize, kendi değerinize ve değerlerinize sahip çıkın. Sayın Belediye Başkanı'na bu vesileyle de teşekkür ediyorum. Yılmaz Güney'in heykelini dikti. Şivan Perver'in heykelini dikti. Siverek'te mümkün değildi. Biz bunları hayal edemezdik. Bunlar oldu. Neden bunlardan daha ilerisi olmasın? Neden? Değerinize ve değerlerinize sahip çıkın. Tek yürek, tek ses olalım. Özellikle 25 Eylül 2012. İl olmak için en büyük adımdır. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Birlik, beraberlik ve kardeşlik olmadan inadına Siverek diyeceğiz. İnadına Siverek diyeceğiz. Çünkü burası bizim memleketimiz. Çünkü burası bizim toprağımız. Halk kürsüsüne konuşmacı arıyorum. Halkın kürsüsüne konuşmacı arıyorum. Buyurun hocam. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben aslında başkanımız önemli bir noktaya değindi. Dedi ki işte biz hani bir toplandığı zaman hani bize bir kulp takarlar diye bir tabirde bulundular. Aslında ben onu desteklemek amacıyla bir iki şey söylemek istiyorum. Doğrudur, biz bireysel olarak oturduğumuz zaman mangalda kül bırakmıyoruz. Ama toplumsal bir konu oldu mu biz hep kendimizi geriye çekiyoruz. Bence bizim en büyük sorunumuz örgütlenemiyoruz. Oysa tek bir ses rüzgarda kaybolup gider. Biz eğer toplumsal bir örgütlenmeye gidebilirsek ya da bunu kendimize bir alışkanlık haline getirebilirsek birçok konuyu gündeme getirebileceğimizi ve bunu gündemleştirebileceğimize inanıyorum. Herkese saygılar. Eylül 2012 tüm dünyanın Siverek'ten bahsedeceği tarih. 25 Eylül 2012 Siverek'in kaderini değiştiği tarih. 25 Eylül 2012 herkese biz de varız demenin zamanı. Halk kürsüsüne konuşmacı arıyorum. Burası özgürlük kürsüsü. Medeni cesaretini gösterip buraya gelecek konuşmacı arıyoruz. Halk kürsüsü... Buyurun hocam. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Benim söylemek istediğim nokta ayrı bir nokta. Daha doğrusu değinmek istediğim bir nokta. Özellikle bu tür olaylarda birinin öncelik yapması gerekiyor. Biz işin büyük olan kısmını atlattık. Ben öyle düşünüyorum en azından. Sadece toplanmak, örgütlenmek kaldı geriye. Ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. 2 sene önce bir kampanya yapıldı. Üniversite okuyan Siverekliler tarafından yapılan bir kampanya. Ve köyde ulaşıma, yani daha doğrusu nasıl söylenir bilemem, posta yoluyla ulaşım yapılan okulların hepsine kitap kampanyası, kitap kütüphane yapılacaktı. Hedef 26 bin kitaptı. Ben de kampanyaya dahil olan bir insandım. Kampanya için çalışan bir insandım ben de. Hedefimiz 26 bin kitaptı. Biz 40 bin kitap topladık. Ama
o kampanyaya bir öncülük yapan olmasaydı eğer, biz değil 40 bin kitap, 1000 kitap yine toparlayamaz. Sadece bizim burada bir eksiğimiz kaldı, 30 bin kişiyi toparlamak. Sadece dışarıdaki o öğrencilerin topladığı, o örgütlenmeyi, özellikle de o dışarıdaki öğrencilerin yaptığı o sıkı, nasıl söylerler gerçekten bilmiyorum yani. Kürsüye çıkmadığımız için devamlı heyecan yaparız aslında. Bizim sorunlarımızdan biri de odur. İki kelimeyi yan yana getiremeyiz. Arka karşı konuşamayız. Eksiklerimizden biri de bu. Şimdi benim söylemek istediğim, öğrencilerin yaptığı 40 bin kitabı biz burada büyüğümüzde, küçüğümüzde 30 bin kişi toplanıp da bir Anadolu'yum ben şiirini okuyamıyorsak bu bizim ayıbımızdır. İyi geceler. İşte senin sesin geliyor Siverek. Size halk kürsüsünü kurduk ama sadece sorunlardan değil. O zaman size bir de müzik ziyafeti verelim ve canlı sesten bir parça okunacak. Buyurun. Babli soken bir bajari Eşen hem yeni aman ne zeki Mendekindi sağ Babli soken bir bajari Eşen hem yeni aman ne zeki Mendekindi sağ Hem revin, hem revin teri, hem teri, hem revin teri. Jajana babli sok, jajana çavente. Jajana babli sok minde kujin, jajana çavente. Jajana babli Jajana babli sok minde kujin jajana çavente. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık genç arkadaşım. Gerçekten çok güzel bir parça okudun.